Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber YouTube'da video çekebilmemiz için bize gerekli olan ekipmanlar konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Peki bu ekipmanlar nelerdir? Aslında çok fazla ekipmana ihtiyacımız yok arkadaşlar. Sadece ana olarak, temel olarak 3 tane şeye ihtiyacımız var. Birincisi tabii ki görüntü alabilmemiz için bir tane kamera. İkincisi arkadaşlar mikrofon ve üçüncü olarak da bize ışık gerekiyor arkadaşlar. Bu üçü olduktan sonra iyi olduktan sonra arkadaşlar bizim videolarımız zaten olabildiğince kaliteli olacaktır. Peki biz bu 3 ekipmanı nasıl sağlayabiliriz? Nasıl çok fazla para harcamadan iyi bir video ortaya çıkartabiliriz? Bunu isterseniz hemen sizlerle birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi ben ekipmanları arkadaşlar size Türkiye'den göstereceğim. Türkiye'den N11 sitesinden göstereceğim arkadaşlar. Yani yurt dışından da tabii ki alabilirsiniz ama çoğu takipçimiz yurt dışından alışveriş yapmaya pek sıcak bakmıyor. Ben de bu yüzden Türkiye'den size ekipmanlar göstereceğim. Ve eğer benim ekipmanlarımı da merak ediyorsanız videonun sonlarına ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cebinizde arkadaşlar en az bir 1000 lira olması gerekiyor. Yani bizim hem mikrofon ve hem ışık almamız için bize en az bir 1000 lira gerekiyor arkadaşlar. Yani tam 1000 lira değil de belki 700-800 liraya da bu işi yapabilirsiniz. Ama çok fazla kaliteli bir şey alamazsınız diyeyim arkadaşlar. Eskiden olsa, hani bundan 3-4 yıl öncesi olsa 1000 liraya çok daha kaliteli şeyler alabilirdiniz. Ama şu an arkadaşlar dolar kurunun da yüksek olması nedeniyle bizim şu an alabileceğimiz ekipmanlar çok nasıl söyleyeyim, çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani çok kısıtlı kalıyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar N11'e girdik. Burada arama kısmına ilk öncelikle yazmamız gereken şey tabii ki mikrofon. Bize iyi bir mikrofon gerekiyor arkadaşlar. Bir tane stüdyo mikrofonu gerekiyor. Benim size önerebileceğim mikrofon şu arkadaşlar. Blue Snowball Ice. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu mikrofon gerçekten fiyatına göre çok başarılı bir mikrofon arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu mikrofon aslında 3-4 yıl öncesine kadar 300 liraya bulabiliyordunuz. Hatta 250 liraya bile bulabildiğiniz oluyordu. Fakat şu anda arkadaşlar fiyatı 569 lira. Ama yine de alınabilir derecede iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatını gerçekten hak ediyor. Ve hani şöyle söyleyeyim. Siz masanızın istediğiniz bir kenarına koyuyorsunuz arkadaşlar mikrofonunuzu. O mikrofon sizin sesinizi çok net bir şekilde, hani bu uzaklıktan bile sesinizi çok net bir şekilde alabiliyor arkadaşlar. Hani benim şu an kullandığım Rode NT mikrofondan bile daha hani uzaktan daha iyi ses alabildiğini söyleyebilirim. Yani bu mesela Rode NT mikrofonum arkadaşlar uzaktan çok fazla ses alamıyor. Böyle yakından tabii çok net alıyor ama bu Blue Snowball Ice mikrofonu arkadaşlar hani zaten mikrofonun tipinden de belli olduğu üzere böyle hani masanın istediğiniz bir kenarına koyuyorsunuz ve uzaktan gayet güzel net bir şekilde sesinizi alıyor arkadaşlar ve ben gerçekten bu mikrofonu çok seviyorum. Bir arkadaşımda da var zaten, hani deneme şansım da oldu. Kesinlikle gerçek bilgileri söylüyorum size. Renk olarak da buradan beyaz veya siyah seçebilirsiniz arkadaşlar. 569 liraya bu mikrofonu alabilirsiniz. Şimdi 1000 lira bütçemizden 569'u düştük. Yine 500 lira gibi bir para kalıyor bize. Bu 500 lirayla da arkadaşlar ne yapabiliriz? Tabii ki bir tane ışık almamız gerekiyor arkadaşlar. Işık gerçekten hani olabildiğince önemli bir şey. Hani belki bazılarınıza göre çok önemli gelmeyebilir ama ışık arkadaşlar gerçekten bizim videomuzun temel ekipmanı diyebilirim. Hani kamerayla aynı seviyede önemli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Işık olarak da tabii ki softbox'ları tercih etmemiz gerekiyor. Softbox hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Softbox yazdık N11'e ve karşımıza şu an görmüş olduğunuz gibi çıktı ışıklar. Şimdi arkadaşlar ben softbox olarak 4 duylu bir tane softbox kullanıyorum. Sadece bir tane kullanıyorum. 2 tane olacak yakında ama şu an sadece bir tane kullanıyorum. 4 tane duy var arkadaşlar benim softbox'ımda. Yani 4 tane ampul taktım. Ve bu yüzden güçlü bir ışık veriyor bana. Güçlü, bakın gördüğünüz gibi yüzüm şu an hani gerçekten aydınlık arkadaşlar. Ekipman bu ışık sayesinde yüzüm gerçekten aydınlık oluyor. Siz de arkadaşlar N11 sitesine girdiğiniz zaman burada 4 duylu bir tane softbox arayabilirsiniz. Ama ben az önce arkadaşlar bayağı bir aradım fakat 4 duylu bir softbox bulamadım. O yüzden size şimdi şunu önerebilirim. Mesela tek duylu bir tane alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu göstereyim size. Çok da pahalı değilmiş zaten, gördüğünüz gibi 208 liralık bir fiyatı var. Bu arkadaşlar tek duylu olması lazım. Evet, tek duylu. Yani bir tane ampul takabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela böyle bir softbox alabilirsiniz. Hani 4 duylu almak yerine. Hani paranız çok fazla yoksa. Böyle bir softbox alabilirsiniz tek duylu.
Ama buna güçlü bir ampul takabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu tek duya gerçekten güçlü bir ampul takarak hani yine iyi bir ışık alabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Bakın zaten ürünün de başlığında arkadaşlar YouTube Makeup yazıyor. Yani YouTube'la alakalı olduğunu buradan belirtmişler. Çünkü genellikle YouTuber'lar artık softbox almaya başladı. Eskiden böyle fotoğrafçılar genellikle softbox falan alırdı. Fakat şu an YouTuber'ların çoğu hani softbox alışverişi yaptığını söyleyebiliriz. Hatta arkadaşlar bakın yan tarafta 418 liraya 2 taneli varmış. 2 tane softbox var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, tek duylu. Bunların mesela 2 tanesini birini solunuza birini sağınıza koyarak gerçekten çok güzel bir görüntü alabilirsiniz. Hem videonuzun FPS kalitesi artar hem de yüzünüz aydınlanır. Çok daha akıcı bir video elde edersiniz arkadaşlar. Böyle bir şey de size önerebilirim. Dediğim gibi eğer tek duylu bir tane softbox alacaksanız o tek duya çok güçlü bir ampul takarsanız yine gayet iyi bir görüntü alabileceğinizi söyleyebilirim. Ki arkadaşlar kamera olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi çoğunuz bana bunu soracaksınız. Hani 1000 lira içinde kamera tabii ki dahil değil arkadaşlar. 1000 lira içinde sadece mikrofon ve ışık dahildi. Peki kamera olarak ne yapmanız gerekiyor? Şimdi kamera fiyatları arkadaşlar, yani DSLR kamera fiyatları gerçekten şu an çok yüksek. Hani alır mısınız almaz mısınız orasına karışamam. Ama DSLR kamera fiyatları şu anda çok yüksek olduğu için arkadaşlar benim size önerim şu an elinizde olan telefonu kullanmak. Telefonu kullanarak da gayet iyi görüntüler alabilirsiniz ama telefonun modeli de gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani ben şu anda mesela bazı videolarımı telefonumla çekiyorum. Telefonum benim arkadaşlar iPhone 7. iPhone 7 ile hani zaten iPhone'ların video kalitesini, görüntü kalitesini biliyorsunuzdur. Gayet iyi görüntüler alabiliyorum ama siz arkadaşlar hani telefonunuz eski bir modelse, hani 720 piksel videolar çekiyorsa çok fazla başarılı olabileceğinizi söyleyemem. Genellikle şu an zaten üretilen telefonların neredeyse hepsi 1080 piksel kalitesinde, minimum 1080 piksel kalitesinde videolar çekebiliyor. Siz de o kalitede video çekebilen bir telefonunuz varsa eğer hiç DSLR kamera şeyine girmeyin. DSLR kamera alma uğraşına girmeyin arkadaşlar. Biraz paranızı biriktirin. Hani YouTube'dan da kazanırsanız eğer paranızı biraz daha biriktirin. O şekilde DSLR kamera alın. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 100 bin aboneye kadar arkadaşlar telefon kamerasıyla geldim. Eski kanalımda. 100 bin aboneye kadar telefon kamerasıyla geldim. Hani bunu da bilmenizi istedim arkadaşlar. Hani her şey ekipman değildir aslında ama sadece kalitenize önem gösterin. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben size kendi ekipmanlarımı göstereyim. Şimdi isterseniz diğer kameraya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi telefon kamerasına geçtim. Şimdi size benim kullandığım ekipmanları göstermek istiyorum. Bu benim arkadaşlar mikrofonum, zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu hani birçok YouTuber'ın, hatta Türkiye'deki neredeyse birçok YouTuber'ın kullandığı mikrofon arkadaşlar. Bu evin içinde kayıt alırken kullandığım mikrofon arkadaşlar. Rode NT mikrofonu. Buna da bakabilirsiniz. Bu zaten şu an piyasadaki en iyi mikrofonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir mikrofon arkadaşlar. Videolarımın kayıtlarında bu mikrofonu kullanıyorum. Daha sonra şöyle geçelim isterseniz. Bu da benim arkadaşlar kameram. Kameranın modelini şöyle göstereyim size isterseniz. Şurada yazıyor arkadaşlar. Kameranın modeli Canon 700D. Ben bu kamerayı 2 yıl önce almıştım arkadaşlar. O zamanlar fiyatı çok uygundu. Fakat şimdi her şeye zam geldiği gibi bu kameraya da zam geldi arkadaşlar. Şöyle kapağını çıkartayım lens isterseniz. Lens de bu arada arkadaşlar Canon 50mm f1.4 lensi. Hani lens de çok iyi. Kamera da body olarak da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kamerayı kullanıyorum arkadaşlar. Hani sadece beni gördüğünüz videolarda, hani arkanın çok flu olduğu videolarda bu kamerayı kullanıyorum arkadaşlar. Bu kamera gerçekten çok güzel. Hani alabilecek gücünüz varsa eğer öneririm arkadaşlar. Şu lensi de hani daha sonradan alabilirsiniz. Ben bu lensi tabii ki daha sonradan aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar isterseniz. Dediğim gibi videolarımda genellikle bu kamerayı kullanıyorum. Şimdi gelelim isterseniz ışığa. Işık olarak arkadaşlar şöyle ben bu softbox'ı kullanıyorum. Böyle yukarı doğru arkadaşlar genellikle vurduruyorum onu. Çünkü hani tam olarak yüzüme vurduğumda yüzüm çok parlıyor arkadaşlar. Ben de genellikle yukarı doğru vurduruyorum ama yine de yüzüme gerçekten çok kaliteli bir ışık vuruyor arkadaşlar. Bunda 4 tane duy var, yani 4 tane ampul takılı şu anda bu softbox'a. Böyle bir softbox zamanında çok uygun bir fiyata almıştım ama şu an dediğim gibi hani çok fazla zam geldiği için bunlar bile bayağı pahalandı diyebilirim. Ve şöyle hemen aşağıya gelelim arkadaşlar. Aşağıda da benim tripodum var. Tripodumu da isterseniz şöyle göstereyim. Tripodum da böyle arkadaşlar, kameraya genellikle taktığım tripodum bu. Dediğim gibi ekipmanlarım da bu şekilde arkadaşlar. Videoyu bu şekilde isterseniz bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.